Merhabalar. Bugün elmalı sütlü hafif bir tatlı yapalım sizinle. Bunun için 4-5 tane elmayı soyduk, dilimledik ve rondoda iri olacak şekilde biraz parçalara ayıracağız. Parçaladığımız elmalarımızı bir tencereye alıyoruz. Tencerede bir su bardağından bir parmak eksik şekerle pişiriyoruz. Şekeri çok sevmiyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz. Pişen elmalarımızın üzerine biraz tarçın. Bir su bardağı kadar ben fındık kırığı kullandım. Biraz iri çekilmiş. Ceviz de kullanabilirsiniz. Ve yarım paket kadar da sade bisküviyi parçalayıp kırık haline getirip sıcağıyla elmamızın içine koyuyoruz. Bisküvi koymamızın sebebi elma içine bisküvi koymadığımız zaman elma biraz sulu kalıyor zeminde. Bisküvi onun fazla suyunu alıyor ve güzel bir tat veriyor. Borcamın içinde bunu güzelce düzeltiyoruz. Daha önceden ben köy sütü alıp onu kaynattığımda sıcağıyla kavanoza kapatmıştım. Bu şekilde buzdolabında uzun süre kalabiliyor. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Bu da burada küçük bir tüyo olsun. 3 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su tencereye koyuyoruz. 5 kaşık şeker. Tepeleme olmayacak şekilde 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta, 1 kaşık pirinç unu. Pirinç unu yoksa nişasta miktarınızı 2 kaşığı biraz geçebilirsiniz. Pirinç unu çok da şart değil ama ben verdiği tadı sevdiğim için pirinç ununu genelde bu şekilde muhallebi kıvamındaki kremalarıma koymaya çalışıyorum. Karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı biraz akışkan olacak. Çok koyu olduğu zaman çünkü muhallebimiz sert oluyor. Borcama yaydığımız elmalı karışımın üzerine muhallebimizi döküyoruz. Onu da düzeltiyoruz. Ben fındık kırığı kullandım. Ceviziniz varsa ceviz olabilir. Hindistan cevizi olabilir. Bu şekilde çeşitli süslemelerle yaptığımız muhallebinin üstüne serpiştirerek süsleme yapabiliriz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bakın dilimliyoruz. Hafif, güzel, lezzetli bir tatlı. Tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin. Özellikle Ramazan'da iftar sonrasında yenilebilecek çok güzel hafif bir tatlı. Afiyet olsun.